Sen benim Polat abimi tanısan, bir dakika yanından ayrılmazsın. Bana ayrılmazsın diyorsun da sen görüşmüyorsun. Ya benim bu işlere girmemi pek istemiyordu ondan. Yoksa kahvede oturacak adam mıyım ben? Burası da önemli. Bütün genç arkadaşlar buralara takılıyorlar. Türkiye'nin kalbi kahvelerde atıyor. İbrahim abi, herkese benden çay. Hayırdır lan? Piyango mu vurdu? Büyük keriz yakaladım. Gürhan abi, saygılar. Gel bakayım buraya. Buyur abi. Ne iş? Abi, arkadaşla bir eve girdik. Gır gır makara mukara geyik. Sevgi kardeşlik dediler. Çıkışta da $100 para verdiler. Niye? Abi bunlar misyoner miymiş neymiş? Avrupalı yani, para çok. Onlar bizi kafesleyecekler akılları sıra. Ben parama bakarım. Oğlum madem para var bizi de götür. Gelirsen ekmeğimize mani olursun abi. Yok lan, karışmayacağım. İyi abi, pazar günü gidelim o zaman. Olur. Çözdün mü dalgayı? Beraber çözeriz. Senin ne işin var burada Ahu? Hoş bulduk. Hoş geldin de Ahu. Sürprizlerden hoşlanmadığımı söylemiştim. Usta, bize müsaade, biz çıkalım. Yok Memati, işimiz var. Ahu Hanım gidecek. İçeriye ateşe vereceğim. Dışarı çıkanı indirin, tamam mı? Hadi. Ben sadece buradan geçiyordum. Telefonum kapalıydı. Bir uğrayayım yoksa giderim diye düşündüm. Ama arkadaşlar gelecek dediler. Ahucuğum, sonra konuşalım bunları, olur mu? Biraz meşgulüm. Birilerini bekliyorum. Pürmüz, Ahu Hanım'ı bırak. Peki abi. Ahu!
Mert abi! Abi! Bizi boğacak. Lan. Gel lan benimle. Sık lan. Koru beni Memati. Yürü. Pencereye geç, kalk! İyi misin? İçeri alacağım şimdi seni Nevzat. Erhan! Erhan! Abi! Erhan! Allah'ım yardım et. Erhan! Lütfen! Polat! Kaçmayın lan! Koyun lan beni! Şerefsiz! Kaçtı elimizden. Bırak burayı Memati. Ara Tuncay'ı, ambulans göndersin. Erhan, iyileşeceksin kardeşim. Nevzat. Dayan. Ben iyiyim abi, Erhan. İyi misin Erhan? Derin derin nefes alınca kemiklerim batıyor sanki. Sık dişini Erhan. Ambulans yolda. Erhan! İlk yardım çantası Memati.
bu sen? Bir seyrek, önemli bir şey değil. Sık dişini Erhan. Ambulans yolda. Polat! Polat! Geçti Ahu. Geçti. Şimdi ambulans gelecek. Hemen hazırlayın klinik. Murat abi yaralandı. Geliyoruz, yoldayız. Hemen. Kapat lan o telefonu. Abi nereye gidiyoruz? Ben dün akşam aldığın yere götür. Sonra Servet'e... Yavaş lan! Sonra Servet'e ara. Gerisini o halleder. Al usta. Canım çok yanıyor Bob Polat. Sakin. Geçecek. Çok korkuyorum. Ölmek istemiyorum ben. Ölmeyeceksin Ahu. Bak ben yanındayım. Geçti her şey. Memati. Nerede kaldı bunlar? Geliyorlar usta. Yoldalar. Ben ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Hele bak. İnşallah kurşun kalmamış içinde. Yandım Mehmet abi, yavaş. Ağlama lan Nevzat. Ulan Muro. Nasılsa bir yerde elime geçeceksin. Uyanım. Sus. Bak geldi ambulans abi. Hüsnü Bey, bütün acil müdahale odaları hazır mı? Tüm ekipmanımız tam kadro hizmetinizdedir efendim. Aman bir kez daha kontrol edin Hüsnü Bey. Bir aksilik çıkmasın. Müsterih olun efendim. Ambulansların hastaneye teşrifinden, hastalarımızın taburcu edilmesine değin. Gereken tüm işlemler için hazırız efendim. Ama arzu ederseniz yeniden kontrol edeyim. Durumu ağır olan var mıymış Tuncay Bey? Bilmiyorum. Telefonda tam olarak konuşamadık Asu Hanım. Biz mevzuyla ilgileniyoruz Asu Hanım. Siz çıkabilirsiniz. Dostlarınız bu durumdayken kalıp bir şeyler için yardımcı olmak isterim. Sağ olun. Hüsnü Bey de ilgileniyor. Asu Hanım, kan grubunuz? BRH negatif. Çok güzel. Efendim, operasyon için kan stokumuz yeterli olmayabilir. Müsaade ederseniz Asu Hanım'dan da kan alalım. İşe yarayabilir. Buyurun Asu Hanım. Nasıl kaçar Abdüley? Çağırdığım yere gelmedi. Sana güveniyordu. Gelmesi lazımdı. Zafer durumu öğrenmiş olabilir mi? Bir sen, bir ben biliyoruz bu işi Abdüley. Başkan? Ben sen dedim Abdüley. Gerisini karıştırma. O bana gelmiyorsa ben ona giderim. Yerini öğren, işini halledeyim.
Devletin bürokratını zafere temizletecekler. Bürokratın adını da haine çıkarmışlar. Zafer'e böyle bir iş verdiklerine göre Vural Zafer'i gözden çıkarmış. Bence Vural Hakan'ı Zafer'in yerine hazırlıyor. Hakan Zafer'den daha tehlikeli. Zafer'i vatan millet Sakarya edebiyatıyla kandırdılar. Hakan'ı kandırmaya bile gerek yok. Tetiği çekecek adam her zaman bulunur. Zafer gider, Hakan gelir. Hakan gider, öbürü gelir. Asıl mesele, bürokratın ölmesini kimin neden istediği. Adamın önünde imzalamayı reddettiği dosyalar var. O dosyaların ucunda da milyar dolarlar var. İşte o milyar dolarlar kimin hesabına girecekse, bürokratın kalemini de o kırmıştır. Vuralım bundan çıkarı ne? Para için mi yapıyor yani? Sadece para değil. Safını belli ediyor. Bugün hizmet ettiklerinin yarın onu en tepeye getireceğini düşünüyor. Kim yanımızda, kim karşımızda bilelim. Biz kuruyoruz pusuyu, birileri bozuyor. Yaptıkları da yanlarına kar kalıyor. Hüseyin bir daha işime taş koyarsa affetmem Vural, haberin olsun. Sabırlı ol. Bu işler bir günde düzelmiyor. Hüseyin bize lazım. Bizle beraber olursa da lazım, beraber olmasa da. Beraber olmasa neyimize lazım? Devlet hata yapmaz. Devletin adamları yapar. Devletin adamlarının yanına da günah keçisi lazım. Zafer ne olacak peki? Bazılarının devlete son hizmeti ölmektir. Böyle tendir yotla bezle olmaz. Hastaneye gidelim. Manyak mısın kızım sen? Ne hastanesi? İhbar etmene daha iyi. Çok kan kaybediyorsun. Kan kaybediyorsan buradan bir bez getir. Çabuk getir, öyle bir konuşma tepemde. Servet gelip alacak beni. Oh.
Yavaş kızım. Bunu sana kim yaptı böyle? Polat Alemdar. Ne soruyorsun, tanıyor musun? Tanıyorum. Nereden tanıyorsun sen onu? Bro, gidelim buralardan. Ah, nereden tanıyorsun dedim. Kız arkadaşını bizim derneğe yollamıştı. Kız arkadaşı kim onun? Okuyor musun bunun yazılarını? Yakından takip ediyoruz Hakkı Bey. Hakkında açılmış davalar da var. Sağ olsun. Bazı hukukçu arkadaşlarımız gayret gösteriyorlar. Ama onların da yapabildikleri bir yere kadar. Sen de biliyorsun Cemciğim. Kanunlarımız hainleri cezalandıracağını koruyor. Yarın öbür gün Avrupa tepelerine biner. O göstermelik davalarda düşer. Bunun gibi hainlerin de yaptıkları yanlarında kar kalır. Bunun yanına kalmamalı. Kalmaz. Adamı defalarca uyardık. Bu ülkenin kanunları yetmiyorsa evlatları var dedik. Dinletemedik. Şimdi görev o evlatlara düştü. Eminim gerekeni yapmak için can atan arkadaşlar vardır yanında. Var Hakkı Bey. Hadi. Sizi göreyim Cem. Zafer'in nerede olduğunu bulabildiniz mi? Henüz bulamadık efendim. Yakında çıkar ortaya. Sorun da zaten o efendim. Zafer'le ilgili bazı duyumlar aldık. Ne gibi duyumlar? Zafer, toplumu derinden sarsacak bir suikasta hazırlanıyor. Kime karşı? Hedefinde gayrimüslim bir gazeteci var. Bu söylediğin bilgi mi? İddia mı Vural? Maalesef bu duyumlarımızı saha muhbirlerimize doğruluyor efendim. Zafer böyle bir şeyi hangi maksatla yapmak ister? Bu onun tek başına karar verebileceği bir şey değil Vural. Konuyu her yönüyle araştırıyoruz efendim. Önceliğin ne pahasına olursa olsun Zafer'i ele geçirmektir Vural. Kızım nerede? Ameliyatta. Nasıl durumu? Çok kan kaybetti Selçuk Bey. Ama ameliyatta durum ne daha öğrenemedik. Şimdi öğreniriz. Ahu Hanım'ın durumu iyi. Ameliyat hala sürüyor ama hayati risk taşımadığını söylüyor cerrah arkadaşlar. Oh. Şükürler olsun. Ne oldu? Nasıl oldu Polat? Maalesef yanlış zamanda yanlış yerdeydi. Yine sizin yanınıza geldi değil mi? Benim yanımda olacağından haberim yoktu ama. Bütün bunları Ahu ameliyattan çıktıktan sonra konuşsak. Bir dakika gelir misin Polat? Buyurun. Sana karşı şahsi bir öfkem ya da kızgınlığım yok.
Ama kardeşimi daha yeni kaybettim. Ve bir acıyı daha kaldıracak gücüm yok. Selçuk Bey, sizi hürmet ediyorum. Ama içeride can yoldaşlarım daha ağır yaralı olarak ameliyatta. İnanın benim hiçbir acıyı kaldıracak tahammülüm yok. Anlıyorum. Ve ikimiz için de sizden bir şey istirham ediyorum. Ahu'yla artık görüşmeyin. Hazırlan hemen doktor. Çantanı al gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Ne oluyor? Gidiyoruz dedik mi gidiyoruz. Yanına malzeme al. Yaralı var. Kim yaralı? Lan Muru. Acele et. Usta, ne yapacağız? Bilmiyorum Memati. Usta, ben biraz daha burada kalırsam kafayı yiyeceğim. Bu çocuklar içeride can çekişiyor. Ben burada kurşun yemediğime bin pişmanım. Memati, içeride can çekişenlerin canı kurtulsun. İstediğin canı kerpetenle çekip alacağım. Ne zaman kendine gelir hocam? Asu Hanım biraz istirahat etsin. Görüş için soruyorsunuz herhalde. Hı. Daha vakit var. Neredeler? Şurada. Abi ne oldu? Baskın yedik. Kim? Muro. Çocuklar? Ameliyattalar. Ahu Hanım çıktı Tuncay Bey. Geçmiş olsun. Ameliyattan çıktı, yoğun bakımda. Durumu gayet iyi. Görüş için biraz kendine gelsin, size eşlik edeceğim. Sağ olun doktor hanım. Zafer abi. Kapat telefonunu Cem. Hayırdır abi, bir şey mi var? Kapat telefonunu, devam et Cem. Başımız belada.
Abi ne oldu? Satıldık Cem. Kim abi? Vural. Mümkün değil abi. Bu işlerde her şey mümkündür. Ne yapacağız abi? Onlar bizi öldürmeden biz onları öldüreceğiz. Ama öncelikle bir süre ortadan kaybolmam lazım. Yerimi bir tek sen bileceksin. Sen. Hakan abiler de mi işin içinde? Aynen öyle. Abi kimden öğrendin? Cem. Konuşacak mısın, yola mı bakacaksın? Özür dilerim abi. Ne tarafa gidiyoruz? E5'e çık, tarif edeceğim. Beni bıraktıktan sonra silah, para ve mühimmat getir bana. En güvenilir 3-5 adamını seç, hazır olsunlar. Nerede? İçeride, çok kan kaybediyor. Durumu iyi değil. Servet. Servet. Ne olduğunu söylemeyecek misiniz? Muro sana bir şey dedi. Yok. Muro'nun demediğini ben niye diyeyim? Bu gece olanlardan kimsenin haberi olmayacak. Senin bilmen gereken bu. Servet. Ne oldu doktor? Burada yapabileceğim bir şey yok. Kurşun kemiğe saplanıp kalmış. Ne diyorsun doktor, kes. Bir kliniğe gitmemiz lazım. Operasyon şart. Burada kalırsa kan kaybından ölür. Ne yapacağız? Servet. Çocuklara haber ver. Mahalleye hazırlasınlar. Orada kesecek mi, biçecek mi, ne yapacaksa yapsın. Elimden geleni yaparım. Ama bir de anestezist lazım. Ne olan? Böbreğimi mi alacaksın? Servet. Ben ölürsem sık bunun kafasına. Emrim başım üstüne abi. Burası güvenilir mi abi, emin misin? Basılmadık mekanımız mı kaldı? Sen de dikkat et kendine. Gelenine gidenine. Bana haber vermeden de bir işe girişme. Tamam abi. Planımız ne? Biraz kendimizi unutturalım. Açık hedef haline geldim. İpimi çektiler ya güya. Şimdi memlekette ne kadar pis iş yapılacaksa hepsini sırtıma yıkacaklar. Abi, biz yanlış bir şey yapmadık. Biz yapmadık. Ama bize yanlış yaptılar işte. Sen adamlarla silahları ayarla. Bana bu kazığı atanların hepsi teker teker hesap verecek. Yeri ve konumu ne olursa olsun.
Abi istiyorsan Muru'nun yeri için Alper'e soralım. Ama şimdi yerin 7 kat dibine girmiştir. Nereye girmişse girmiş. Çıktığı yere girse umurumda değil. Hiçbir yere girmemiştir. Yaralı. Bir yerde illaki tedavi olacak. Topal bilir mi nerede tedavi olacağını? Bakacağız. Pürmüz'le Nevzat'ın durumu iyi. Çok şükür. Erhan? Durumu kritik. Yeşil başlı güvenirdik, uçar gider göle karşı. Yeşil başlı güvenirdik, uçar gider göle karşı. Ben daha kaç insanın canı yanacak? Kaç kişinin daha acı çekmesine ben sebep olacağım? Artık tek görmek istediğim ölüm kendi ölüm. Yeter! Elvan Hanım. Nasılsınız? Sağ olun Halil İbrahim Bey. Siz? Çok şükür. Hayırdır? Bu neyinesi? Sakinleştirici. Allah razı olsun, seni görünce ben sakinleşiyorum. Hiç gerek yok. Olsun. Yaşadığınız atakları düzenlemek için yapalım. Ben senin işine karışmıyorum. Desen ki zehir vurayım, vur. Geçmiş olsun. Kocan ne iş yapıyor? Evli değilim. O yüzük ne o zaman? Evliydim. Eşimi kaybettim. Başın sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Nasıl oldu? Trafik kazası. Sonra yüzüğü çıkarmak içimden gelmedi. Haklısın. Her türlü millet var. Bırakmazlar ki, rahat. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? İyi. Pamuk gibi. Halil İbrahim Bey. Az önce televizyon haber geçti. Arkadaşlarınızdan bazıları yaralanmış. Kim? Lütfen sakin olun. Kötü bir durum yok. La Can Polat. Can Polat. Polat Alemdar iyi. İyi. Benim gitmem lazım. Sakin Kaldır olun. Kaldır beni. Lütfen Elvan. Sakin olun. Sakin olun. Sakin olun.
Ben de geliyorum. Senin geleceğin bir yere gitmiyoruz. Ben sana haber veririm. Memati. Ara Hikmet'i gelsin hastaneye. Tuncay Bey'e yardımcı olsun. Biz artık beklemeyelim. Olur usta. Abi Vural ne yapayım? Sen işine bak Abdüley. Ama dikkatli ol. Bir de senin için hastaneye gelmeyelim. Peki abi. Abdüley. Kimse senden kıymetli değil. Zora düşersen kimsenin gözünün yaşına bakma, sık. Tamam abi. Tuncay Bey, burası size emanet. Merak etmeyin siz. Zafer'in izini buldunuz mu? Neredeymiş? Tamam, gidiyorum. Birileri beni ve gazetemi hedef gösteriyor sürekli. Savcılığa başvurdunuz mu bunun için? Evet. Davalarımız da devam ediyor. Ben de artan tehditler yüzünden sizi rahatsız ettim. Ne tür tehditler? Her gün onlarca telefon, yüzlerce mail geliyor. Adresler? Belirsiz. Kulübelerden aranıyorum hep. Aslında bunu yapanların organize bir grup olduğunu düşünüyorum. Ailenize tehdit var mı? Direkt onlara karşı bir tehdit gelmedi henüz. Ama karım da çocuklarım da çok tedirgin. Dışarıya çıkmaktan bile korkar olduk. Onlara sakin olmalarını söyleyin. Hayatınızı rutin şekilde devam edebilirsiniz. Her zaman bu tip şeyler olur. Altından bir şey çıkmaz. Ama Vural Bey... Gereken tedbirlerin alınmasını emniyete bildireceğim. Hazır mı? Hazır abi. Çabuk. Çabuk, çabuk. Dikkat et. Şöyle yatırın. Doktor dediğimi anladın mı Servet? Anladım Uru. Anladı. İşi olmayanlar çıksın lütfen. Kapıdan ayrılma. Kimseyi içeri bırakma. Geçecek Muro. Bu da geçecek. Muro. 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 Yüzey kanamasını tamponla durdurabilirim ama
Omuzdaki damarları dikmem lazım. Kanama devam ediyor. Her an şoka girebilir. Ne diyeceksen sonuna gel doktor. Hemen ameliyata alınması lazım. Bu şekilde daha fazla devam edemez. Kes kes. Ameliyathane mi istiyorsun? Anestezist de lazım. Gel benimle. Konuşmadan ölürse işimize yaramaz biliyorsun değil mi? Maalesef biliyorum abi. Senin. Bana bak. Topal mısın nesin beni kimseyle karıştırma. Benim adım Memati. Anlattım zaten her şeyi. Başka bir şey bilmiyorum. Polat Alemdar sana bir soru soracak. Eğer sorduğu sorunun cevabını alamazsa odadan çıkacak. Sonra da senle ben burada baş başa kalacağız. Moro vuruldu. Tedavi için nereye gidecek? Vuruldu mu? Kes sesini lan! Soruya cevap ver. Bir daha sorayım mı sorumu? Bilmiyorum. Öyle tam teşekküllü bir yerleri yok kullandıkları. İşte ama ameliyat falan gerekiyorsa buraya sürekli çalıştıkları bir ekipleri var. O doktordan başka bir de anestezi uzmanı var. Gözünüzü dört açın oğlum. Çağırın birkaç kişi daha gelsin. Ben başka doktor alıp geleceğim. Benden ona kadar tedbirinizi alın. Tamam abi. Bir tane şuraya bırak. Bir tane de buraya bırakın. Dikkat çekmeyin. Göreyim tamam sizi. Abi. Gel benimle. Thank you.
Kızım. Daha fazla yormayalım, olur mu? Selçuk? Selçuk, neyin var? Gözlerim kararıyor. Selçuk Bey, iyi misiniz? İyi değilim. Selçuk, üzüldün tabii ama metin olman lazım. Yok, burayla alakalı değil. Kendimi kötü hissediyorum. Bir tansiyonunuza baktıralım. Yok, tansiyon değil. Şekerinizi ölçtürelim. Bir muayene edeyim isterseniz. Hayır, gerek yok. Şimdi geçer. Bütün dinler aynı Tanrı'ya ibadet edilmesini ister. Haliyle hepimiz kardeş sayılırız. Çünkü hepimiz aynı Tanrı'nın çocuklarıyız. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Tanıştırayım arkadaşlarım Gürhan ve Eren. Buyurun. Hoş geldiniz kardeşlerim. Hoş bulduk. Tanrı birbirimizi sevmemizi, mutluluğumuzu paylaşmamızı ister. Burada bulunmamızın sebebi, sevgiyi, kardeşliği, barışı yaygınlaştırmak, paylaşmak ve bütün insanlığa yaymak. Dinlerin amacı da bu değil mi? Ama bazı dinler savaşı tavsiye edip inananlarını buna teşvik ediyor. Hangi dinler? Önemli değil. Bütün kutsal kitaplarda savaş hükümleri yok mudur? Tabii ki var.
Ama bunun kaçınılmaz bir kader olduğu, adeta bir son ve bir başlangıç olduğu var kutsal kitap İncil'de. Ama bazı dinler doğuşundan günümüze hep varlığını savaşa borçludur. Bu kastettiğiniz Müslümanlık? Tabii ki bizim burada anlattığımız konu bir dinin mensuplarının davranış biçimi değil, içeriği. Bizim kutsal kitabımız daima barışı övmüştür. İnsanların barış içinde yaşamasını tembih etmiştir. Haçlı seferlerini sanki biz yaptık. Sanki Afrika'yı, Amerika'yı biz kestik. Sakin Eren, sakin. Abi Allah aşkına karışmayın da yüzer dolarımızı alıp öyle gidelim. Beni çağırmışsınız İnci Hanım. Biraz vaktim varsa konuşmak isterim. Tabii ki. Nasılsınız? İyi misiniz? Hiç iyi değilim. Zor günler. Geçecek bunlar. Nasıl geçecek? Babam Kemal'i holdingin başına getirdiğinde mi geçecek? O kadar uzun boylu değil. Bulut, sen babamı tanımıyorsun. Ben mi? İnci Hanım, siz salıncaktan düşerken... ben babanızın emriyle salıncak kuruyordum, adam sallandırmaya. Bulut, senden hayatın boyunca hiçbir şey istedin mi? İlk erkek arkadaşınızla sizi sinemada yakaladığımda... babanıza söylememem hususu hariç, hiçbir şey. Söylemiş miydin peki? Evet. Ben babanızdan gizli iş yapmam. Bana bir şey söylememişti babam. Siz babanızı tanımıyorsunuz İnci Hanım. Babamı tanıyamıyorum. Ben ondan Kemal'i uzaklaştırmasını... yok etmesini beklerken Kemal'le hala aynı evde yaşıyorum. Ve onun çocuğunu doğurmaya mahkum ediliyorum. Şimdi böyle düşünmeyin. Size tavsiyem naçizane şu olur. Kemal'in varlığını görmeyin. Onun çocuğunu doğurmayın. Bizzat Davut Tataroğlu'nun torununu dünyaya getirin. Bunu yaparım. Kemal öldüğü an zevkle yaparım. Ben sizin için ne yapabilirim? Kemal'i yok et. Şekerim, duydunuz mu başımıza gelen felaketi? O mafyacı Polat ne yapmış etmiş en sonunda Ahu'yu vurdurtmuş. Memati'ye bir şey olmuş mu? O kim şekerim? O da benim şekerim Fuat Bey. Gel. Buyurun tercüman hanım. İsmim Neval. Biliyorum. Oturun. Bazı mülteciler sorun çıkarıyormuş. Ne konuda Kabil Bey? Dini mevzularda. Kolay değil tabii insanların alıştıkları dinlerini terk etmeleri. Ben kolay demiyorum. Ama bu konu spekülasyona açık bir konu. İnsanların bizim hakkımızda zorla din empoze ettiğimizi düşünmelerini istemeyiz. Öyle bir durum yok. Var. Şikayette bulunmuş Irak göçmeni biri. İçeriden bilgi geldi. Sizin müdahale etmenizi istiyorum. Şikayette bulunan kim?
Ben kendisiyle görüşürüm. İsmi burada. Bakın, bu Türkiye'nin en hassas olduğu mevzularından biri. Bu iş kamuoyuna bir yansırsa bunun altından hiçbirimiz kalkamayız. Özellikle de aşırı duyguların geliştiği bu dönemde. Geldim, geldim. Giyin, çıkıyoruz. Ne oluyor ya gece gece? Kusura bakma doktor. Hadi, işimiz acele. Bülent'cim kimmiş gelen? İki dakikan var, giyin gel hemen. Sen de kusura bakma yenge. Tuncay Bey, çay, kahve, tatlı, tuzlu bir şey emreder misiniz? Yok Hüsnü Bey, sağ olun. Durum nasıl Tuncay Bey? Erhan hala ameliyatta. Onun dışında diğerlerinin durumu iyi. Polat nerede? Dışarıda. Ama durumları bildirdik. Erhan'ınki niye uzun sürdü? En ağır o yaralanmış. Açıkçası durumu kritik. Yapmayın. Bu kadar dua ediyorum. Bazen dualarım hiç kabul olmuyor diye düşünüyorum Bey. Oğlumun başından felaketler hiç gitmeyecek mi? Bir de şöyle düşün hanım. Sen bu duaları etmesen, acaba başına ne felaketler gelecek? Allah'ım sen esirge evladımı. Bütün evlatları. Amin. Senin elinden gelen dua etmek, şüphe etmek değil hanım. Sanki sen üzülmüyorsun da, sadece ben üzülüyormuşum gibi niye konuşuyorsun? Hayır da şer de Allah'tan hanım. Hayıra sevineceksin, şerre üzüleceksin. Bu senin oğlun çok akıllı hanım. Verdi kucağımıza halimizi. Ne evden çıkabiliyoruz, ne hastaneye gidebiliyoruz, ne de haber alabiliyoruz. Acaba Ali'nin bir aşısı falan bir şey var mıdır? Onu bahane edip gitsek? Canım, canım, canım benim.
Dürey, senin burada ne işin var? Burada olduğunu bilen kim Zafer? Cem. Cem seni satmış. Vural beni seni öldürmeye yolladı. Olamaz. Cem benim öz evladımdan yakındır. Çabuk hazırlan, gidiyoruz. Nereye? Seni öldürmüş olmam lazım. Bir süre saklanacaksın. Biz işleri düzeltene kadar ölü gibi ne sesin ne soluğun çıkacak. Yoksa benim hayatımı da riske atarsın. Tamam. Nasıl diyorsanız. Eşyalarımı alıp geliyorum. Çabuk ol. Oh!